Evet arkadaşlar, gerek araştırmalarım, gerek Adalet Bakanlığı'nda ve meclisteki dostlarım sayesinde bir şeyler öğreniyorum. Öğrendiğim şeyleri de sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Şimdi geçen bir tanesi yazmış. Umut tacirliği yapıyorsun diye bana. Yahu af var, af var diye yüz binlerce izleyici toplayan tipler varken ben genel af yok, boşu boşuna umutlanmayın dedim, kötü oldum. Ha bana niye umut tacirliği yapıyorsun diyor. Diyor ki işte bu en son yayınladığın diyor. O Tanal'ın videosu diyor eski işte 3 aylık 5 aylık her neyse. Ben bunu gerçekten yeni zannediyordum. Yeni zannettiğim için de yayınladım. Birkaç arkadaşım uyardı abi bak bu eski video diye. Ben de hemen oraya yazdım yorumlara. Arkadaşlar bu eski bir videoymuş ama CHP'nin af ve infaz indirimi konusundaki olumlu tavrı mesela bu Tanal'ın söylediği hiçbir şeye hiçbir CHP'li olumsuz bir şey söylemedi. Bunun yanında Mustafa Sarıgül sürekli çalışıyor. Bu da çok olumlu. Yani CHP tarafından affa karşı olumsuz bir tavır yok. Bunu açıklamaya çalışıyorum sadece. Umut taciriymiş. Ben umut tacirliği yapsam şu anda video çekerim. Genel af kesin çıktı yazarım. 8 bin 10 bin izleneceğime 100 bin izlenirim. Onun dışında yeni öğrendiğim bir şey arkadaşlar. Ehliyet affı. Yine birkaç video izledim. İşte ehliyet affı geldi, geliyor. Kesin gelecek, teklif sunuldu falan filan. Öyle bir şey yok. Şu anda ehliyet affı gündemde değil. Ehliyet affının çıkmasının tek bir yolu var. Bakanın tek bir cümlesi vardı. Eğer bundan önceki videolarımda da dikkat ettiyseniz demiştik ki işte milletvekillerimizin de bunlara ekleyeceği şeyler olabilir demişti. İşte bunlar ne olabilir demiştim ben de. Ehliyet affı olabilir, adli sicil affı olabilir, disiplin affı olabilir. Bunlar eklenebilir, eklenebilir diyorum bak. Öyle ehliyet affı çıktı mıktı yok. Öyle bir şey yok. Şu anda teklifte de taslakta da böyle bir şey yok. Bunu söyleyen videoları falan kesinlikle izlemeyin bile. Hiç açmayın bile yani. Onun yanında işte yorumlar yazıyorsunuz. Tamam çok güzel. Ben yorumların hemen hemen tamamına cevap vermeye çalışıyorum zaten. Çünkü derdim zaten bilgi vermek. Olumlu, olumsuz eleştiriler var. Olumlulara teşekkür ediyorum. Olumsuzları değerlendiriyorum. Ama olumsuz eleştiri yapıcıysa değerlendiriyorum. Geçen bir hanımefendi mesela yazmış. Ya ne çok aynı cümleleri tekrar etmişsin diye. Doğrudur. Kendisine dedim ki hani mahkum yakınları olayları bilmiyorlar. Mahkumlar gibi değil. Mahkuma işte leb demeden adam leblebiyi anlıyor zaten. Ama mahkum yakını öyle değil. Bir şey söylüyorsun, anlamıyor. Onu tekrar açıklamaya çalışıyorsun. Tekrar, tekrar, tekrar. Ama yine de o hanımefendiye teşekkür ettim. Videoyu baştan sona tekrar izledim. Evet, birçok kez aynı şeyleri tekrar etmişim. Bundan sonra dikkat ederim dedim. Ne güzel. Ama onun dışında işte adam ne yazıyor? Sen ne biliyorsun ki? Kardeşim benim bildiklerim bu kadar. Sen daha iyisini biliyorsan, daha çoğunu biliyorsan sen video çek, yayınla, millet izlesin. Ya da video çekemiyorsan yorum kısmına sen ne biliyorsun ki yazacağına işin aslını yaz. Ya de ki sen beyaz demişsin de burası aslında siyahtı. Çünkü şöyle şöyledir de. Hem yorum okuyanlar öğrensin hem ben öğreneyim. Ben öğrenmeyi severim yani. Ama sizin derdiniz öğrenmek, öğretmek, faydalı olmak değil ki yıpratmak.
Sen ne biliyorsun ki? Bunun dışında işte genel afvar diyen videolara itibar etmeyin demiştim. Muhtemelen onların yalakaları diyeyim. Gelip bazı yorumlar yazıyorlar. İşte genel afvar. Sen ne biliyorsun ki? Sen nereden biliyorsun? Biz şuradan duyum aldık, biz buradan duyum aldık diye gelen tipler var. Ya bu tipler uzak dursunlar ya. Benim sizlere ihtiyacım yok. Ben burada insanlara bildiklerimi, bildiğim kadarını anlatmaya çalışıyorum. Bu kadar basit. Son duyduğum şey de ehliyet affı yok arkadaşlar. Şu anda yok. Ama bakanın dediği gibi işte milletvekilleri meclis görüşmeleri sırasında bir şeyler eklemek isterse, teklifte bulunursa ne âlâ. Ki olma ihtimalini ben görüyorum çünkü çok mühim bir olay değil bu. Ama onun dışında ehliyeti kaptırdıysan ehliyet affı biraz zor görünüyor arkadaşlar. İnşallah daha güzel haberler vereceğim videolar yayınlarım. Görüşmek üzere. Çok önemli gördüğüm şu mevzuyu da tekrar size hatırlatmak için videonun sonuna ekleyeyim arkadaşlar. Daha önce belki diğer videoyu izlememişsinizdir. Lütfen bunu izleyin ve tweet atın, atmaya devam edin. Evet arkadaşlar, her gün bakana zaten tweet atıyorum. Atacağımı da söyledim. Sizler de atın dedim. Çok işe yarayacak dedim. Ersan Şen'e de, Ersan Hoca'ya da tweet attım. Hocam, son düzenlemeyle erken denetimliğe ayrılanlar yeni suç işlemedikleri halde Yargıtay'daki eski cezaları geldiği için cezaevine giriyorlar. Bunu duyurun şeklinde bir tweet attım. Siz de bu şekilde tweetler atın arkadaşlar. Bu Twitter'ı küçümsemeyin. Çok işe yarıyor. Çok işe yarıyor. Yeter ki orada örgütlü bir şekilde davranın. Benim yazdığım tweetlere benzer tweetler atın. Hatta istiyorsanız kopyalayın atın. Nasıl istiyorsanız yapın. Ben açıklamaya attığım tweetleri de kopyalarım. İsteyen oradan kopyalasın, direkt atsın. İsteyenler kendi cümleleriyle anlatsın ama bunu anlatmamız lazım. Şu son çıkacak 8. yargı paketinden önce bunun hallolması gerekiyor.